fayda vermez ilimdir. Efendimiz diyor ki yaşanmayan ilimdir. Sahabe sabah akşam yemek yermiş. İnsanı iki şey ortaya çıkarıyor. Varlıktaki tavır, yokluktaki sabır. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir video çekeceğiz. Diyarbakır'ın değerli hocalarından biri Ramazan Hoca ile birlikteyiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizi kırmadığı geldiği için de kendisine teşekkür ederim. Rica ederiz. Allah razı olsun. Ramazan Hoca, biz muhabbete başlamadan önce seninle böyle hafif bir ciğer yiyelim. Ben çünkü aç geldim buraya. Belki sen de açsın. Sonra sohbet edelim, olur mu Musa? İnşallah, inşallah. Evet, tamam. Olur. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Sevgili dostlar, ciğerlerimiz gelsin, ciğerimizi yiyelim, ondan sonra devam edelim. Murat Usta, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Abi biz daha önce seninle zaten köfte yemiştik. Doğrudur. Ama hocam, köften kadar ciğerin de güzel. Aynen öyle. Biz bunu da önce tatmıştık ama bugün bir tane değerli bir misafirim var. Ramazan Hoca bizimle birlikte. Ona güzel gelmişsin. Bir ciğer yemek ısmarlamak istiyorum. Tamam. Gerçi dedi ki ben az yiyeceğim. Israrla bir şiş yeri razı ettim. Ramazan Hoca değil mi? He, Ramazan Hoca. Ramazan Hoca bu ara doğrudur. Biraz etten kendini uzak tutuyor. Evet. Ama yine de bizim ciğere yok demez yani. Valla onu ikna ettim. Bir ciğer yiyecek. Tamam. Sen de güzel bir ciğer bekliyorsun. Başım gözümün sıra. Hoş gelmişsiniz tekrar. Hoş, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben hemen ciğerlerinizi atıyorum. Tamam o zaman. Abi az yemek hem nefse iyidir, hem bekarım. Hem kafayı iyi çalışıyor az yemek, hem vücut için iyidir. Günde kaç öğün yemek yiyorsun abi sen? Yo, iki öğün bile yemiyorum. Öyle ama sağlıksız olur. Yok, en sağlıklı yemek sabah ve akşamdır. Sahabe sabah akşam yemek yermiş. He. O üç öğün Avrupa'dan gelmedi kardeş. Ama uzmanlar da diyor günlük alman gereken bir kalori var. Biliyorum, onu alıyorum. Onu bazı bitkisel şeylerden alıyorum zaten. Mesela etten alamadığın proteini mantardan alabilirsin, başka şeyden alabilirsin. Yani etten ama şart değil. Alternatifler çoktur yani. Bir kere biyoloji ilmiydi ki fazla et o hayvanın DNA'sı gelip sana yapışıyor, sana zarar veriyor. Tıp diyor ki az et tüketin. DNA'sı gelip sana yapışıyor. Fazla et üçüncü gözü de kapatıyor. Sen bu bilgiyi okuyarak mı elde ediyorsun yoksa hocadan veya bir tıpçıdan? Yok, ben okuyarak. Hem okudum, hem sentez yaptım, hem Allah'ın da yardımı var. Et az yiyorum. Az tüketiyorum. Fazla iyi değil. Az yemek yediğim için, bir de oruç tuttuğum için, bir de çok hareket ettiğim için, yani enerji boşalttığım için zayıfım yani. Ona kaynaklı. Evet, seni çok zayıf gördüm seni. Ondan dolayı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana az yedin olsun. Ama. Az yiyoruz. Felsefen budur. Felsefemiz bu da. Az uyuyoruz. Nadiren de bazen mecburiyetten de çok konuşma zorunda kalıyoruz. O zaruri bir fedakarlık oluyor artık. Ramazan Hoca, ben buraya gelmeden önce senin videoların çoğuna baktım. Ve gördüğüm kadarıyla da senin etrafında hep gençler var ve senin pür dikkat dinliyorlar. Bu ilgi nereden geliyor? Şimdi bu ilgi, yani Kur'an'ın hitabeti, belagatı, Araplardaki sanatları, kelam, hikmetleri, beyan çok ileriydi. Konuşmadaki fesahat, dilleki zelagat çok ileriydi. Ama bizim soyda Arap'tan geldiği için biraz etkileşim, hikmet, belagat biraz bundan da kaynaklanıyor. Genden gelen de var. Bir de kendimin de geliştirdiğim var. Kendi bünyemden. Mesela bir yerde okuş yapmıyorum, bir medrese eğitimliyim, bir yere bağlıyım değilim ama kendi kendimi yetiştirdim. Oraya gelecektim. Evet, evet. Sen konuşma esnasından böyle bilindik cümleler kurmuyorsun. Genellikle insanların duymuş olduğu bilimsel verilerle konuşuyorsun. Kara delikten bahsediyorsun, fizikten bahsediyorsun, biyolojiden bahsediyorsun, DNA'dan bahsediyorsun. Bu bilgileri yani okuyarak mı yoksa seninle haberlerden duyduğunla elde ederek mi konuşuyorsa kendini araştırıyor musun? Ben onu merak ediyorum. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerine aynı soru soruluyor. Hocam da siz bu bilgileri ne de öğrendiniz? İmam-ı Rabbani Hazretleri'ydi. Okudum, anladım, yaşadım, anlattım, cahit ettim. Diyor bilmediklerimi de dinledim. Diyor bundan öğrendim diyor. Ben de bildiklerimle amel ettim. Bilmediğimi Allah bize öğretti. Efendimiz diyor ya bir rivayette. Bildiklerinize amel edin, Allah size bilmediklerinizi öğretir. Siz iki gözün hakkını verirseniz üçüncü göz otomatikle kendi kendine açılır. Siz bu ayetleri yaşarsanız karşı kişi otomatikle etkilenir. Gidip etkilemek için bir şeyler okumayın. Ben bu yöntemi hayata benimsemem. Kur'an'ı okuyun, anlayın, yaşayın, bildiklerinize amel edin. Zaten Yüce Allah Azze ve Celle ister istemez o bilgileri size öğretecek. Çünkü diyor ilim ameli çağırır. Amel gelmezse ilim de kaçar gider. Kişi ilmiyle amel etmezse o ilim de uça gider, o ilim onda etki bırakmaz.
Hatta ilim ona yük olur. Fayda vermez ilimden Allah'a sayılır. Sahabe soruyor ya Resulallah. Fayda vermez ilim nedir? Efendimiz diyor ki yaşanmayan ilimdir. Teknoloji çağındayız. Bilginin çok eriştiği bir çağdayız. Gençlerimiz neden böyle araştırmak yerine böyle kolay kolay dinlemek? Mesela sen doğruyu bildip söylüyorsun. Güzel. Çünkü sen hiçbir vakfa, hiçbir şeye bağlı değilsin. Sen sadece yaşadığın ve inandığın şey insanlara anlatmaya çalışıyorsun. Evet. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor siz Allah'a kul olun. Yüce Allah'a ve Resulüne sadakatlık gösterin. Allah diyor size olabilecek yani imkansız olmayan. Mesela Ahzab suresi ayet 6. Son peygamber Hazreti Muhammed. Kalkıp Allah'tan bana son peygamber desen olmaz. Var olabilecek şeyleri Allah sana ihsan eder. Bu samimiyetten, sadakatlikten, doğruluktan, hani Kur'an'ı okuyup anlamak, yaşamaktan, dürüstlükten kaynaklanıyor. Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insana da bulunmaz. Dürüstlük insan bedeninde ruha verilen hükümdarlıktır. Taviz verirsen kendi hükümdarında köle olursun. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Allah sizi en güzel şekilde suretlerinizi yarattı, halk etti, inşa, ihya etti. Siz de kalbinizi, imanınızı güzel amellerle süsleyin. Allah diyor ki benim yanımdaki altın, gümüş sizin imanınız ve ahlaki değerlerinizdir. Şimdi siz samimi olursanız insanlar gelir. Demek ki samimiyet yok. Samimiyet olmayınca, amel etmeyince etkileyemezsin insanları. Allah için olmayınca etkileyemezsin. Allah gerçek inananlara beklenir. Bu doğruluktan, sadakatlıktan dinliyorlar. Yoksa benim görüntüm inan böyle sıradan bir insan görünüyor. Ben bunun farkındayım. Lüks arabada bilmiyorsun. Biliyorum. Lüks kıyafetlerde giymiyorsun. Bu biliyorsun neyi gösterir? Bu imanın gücünü gösterir. Malı gücü değil. Paranın gücü değil, imanın gücüdür. Bak ben Arapça da bilmiyorum. Samimi olmazsan Allah yardım etmez kardeş. Sen Allah'a yönelirsen Yüce Allah sana yöneler. Demek bizim samimiyet yok. Maalesef bak ben bir şey söyleyeyim, işi de acı gerçeğim. Dinde kandıranlar da çoktur insanları. Evet. Doğru konuşayım, dindarlar içinde de çoktur. Yani. Evet onu söyleyeyim işte zaten. Kandıranlar yüzünde insanlar artık dine karşı inançları da azaldı yani. Deizm, ateizm onlar yüzünden çıkıyor. İşte onu dinle söylüyorum. İnsanları kandıran için. Bak insanları ilk dinle kandıran şeytandır. Yemin içerek Yüce Allah'ın ismimize yemin içerek Adem babamızı, Hava annemizi cennetten çıkardı. İki, insanları kötülüğe sevk ederek dinsizlikle insanları kandırdı. Üç, ateşin ırkçılığını, ateş milliyetçiliğini ilk çıkaran şeytandır. Bugün maalesef dinle kandıranlar da çok. Dinsizlikle kandıranlar da çok, milliyetçilik ırkçılığıyla kandıranlar da çok. Üçünden de beriyiz. Biz samimi sadakatlık olduğumuz için Allah'ın özel yardımları bizim üzerimize geliyor. Peki gençler bu konumda, bu durumda ne yapması lazım mesela? Ne yapacağız? Şimdi biz piraya kızıp yorgan yakmayacağız. Evet. Gavura kızıp oruç bozmayacağız. Evet. Piyasada sahte para vardır, gerçek paradan vazgeçemeyiz. Her şeyin sahtesi ve doğrusu olması bu bir imtihan sürecidir. Evet. Onlara aldanmayacağız. Yüce Allah Kur'an'da diyor ki Hazreti Muhammed'e uyun. Bizim için ölçü, model Yüce Allah Azze ve Celle'dir ve Hazreti Muhammed. Kur'an, sünnet, hadis. Sıra sahabe, sıra tabi'in, sıra tebe-i tabi'in. Bizim sözümüz, şeyhimiz, hocamız, tarikatımız, meşhebimiz, mezhebimiz, cemaatimiz Kur'an'ı ve sünneti aşıyor. Hem samimiyet yok, hem aşıyor, hem yanlış bilgi, hem Kur'an'ı zamana göre güncelleyemiyoruz. Kur'an'ın orijinali kalıyor, yorumu güncellenir. Yorumu güncellemezse bir etki etmez. Adam diyecek, hocam bu ayetler o dönemde indi, o dönemi bağla, bu günümüzü bağlamıyor diyecek. Hocam araya girmek için yorumu güncellemek orası biraz şu şekilde sıkıntı olabilir. İnsanlar kendisine göre yorumlamak da var. Yok. Ben bunu sürekli söylüyorum. Bak Kur'an'ın yorumu güncellenir demek işin ehilleriyle Nisa 58. Şartlarına göre, pozisyona göre tabii yorumlama yapıyor. Tabii işin ehli, bak ben bunu sürekli. Şimdi bu lafı söylüyorum ama şunu da söylüyorum. İşin ehilleri. Allah Nisa 58'de ne diyor? İşi eline bırakın. Önce bizim için öncelikli olan Kur'an. Kur'an'ı iyi müfessirler, hadisler, muhadisler, fıkıh alimleri var. İşi ehilleri günceller. Evet. Kur'an'ın bütünlüğüne uyuyorsa, akla uyuyorsa, bilime uyuyorsa, sünnete, rivayetlere uyuyorsa alimin o iştihadı alınır. Ama uymuyorsa alınmaz. Ben sürekli söylüyorum Kur'an. Meallah Kur'an anlaşılmaz. Meallah hadis anlaşılmaz. Arap dili çok ağır bir dildir. Bu hadis hangi zamanda söylenmiş? Direkt ben hadisin mealına bakarak, Kur'an'ın mealına bakarsanız o ayetten de hadisten bir şey anlayamazsınız. Allah. Ben sürekli videolarımda söylemişim. Bir ayeti anlamanın 12 yöntemi var. Hadis de onun gibidir. Aynıdır. Farklı bir konu olacak ama çok güncel bir konu var. Malum bir salgın dönemindeyiz. Bir korona patladı gitti. Bütün dünyayı etkisi altına aldı. Evet. Hem insani açıdan hem ekonomik açıdan hem de ahlaki açıdan bayağı bir insanı etkiledi. Birçok şey sorduğumuz zaman diyor ki bunu Allah tarafından bize gönderildi. Ben hep şunu söyleyeyim. Yani Allah yarattığı kuluna yani ceza mı veriyor? Bu Allah'tan tarafından bize bir ceza mı gönderildi? Yani bu sorunun cevabı Kur'an'da ben gördüm. Vardır. Nasıl? Kur'an'ı zamana göre yorumunu işin ehilleri, iyi bilenler, iyi anlayanlara sorarsanız, onlara danışırsanız onlar size güzel bilgi verir. Şimdi ben bununla ilgili size
Bir örnek vereceğim. Çok yerde gördüm, size Ali İmran süresinden de bu soruya cevap verebilirim. Bazen bir sorunun 10 tane formülü var. 10 çözüş farklı yöntemi var. Efendimiz Aleyhisselam sahabeye diyor ki 50 tane okçuya. Diyor ki şu yeri terk etmeyin. Meğer ki hayvanlar üzerimize, yani bizim cesedimize üşüseler, bir de bizim etimizi yeseler bile sakın bu yeri terk etmeyin. Kesin bir talimat. Evet. Efendimizin bildiği bir şey var. Evet. Orada bir taktik, strateji var, savaş sanatı. Evet. Sakın demişlerse bir hikmet var. Şimdi 20-25 tane okçu o yeri terk etti. Mal paylaşma esas. Mal paylaşımı biraz da heyecandan evet. kazandık. Yani deleyi görmeden paçaları sıvamak tabiri caizse. Sahabe o savaşına biraz zayiat verdi. Sahabe sordu, ya Resulallah biz bu savaşı niçin kaybettik? 20-25 okçu burayı terk etti, o yüzden savaşı kaybettik. Başka bir grup o yeri terk etmeyen, mevziyi terk etmeyen ve diğer görevini iyi yapan sahabe grubu sordu. Ya Resulallah, tamam 25 tanesi yüzünden biz kaybettik. Diğerlerinin ne kabahati vardı? Bunun da cevabı Kur'an'da var. Ali İmran 152, yanlış değilsem, Ali İmran 166-167, Allah bu sorunun cevabını diyor ki, dürüst olanların, görevini iyi yapanların da imanlarını ölçmek istedi. İnsanı iki şey ortaya çıkarır. Varlıktaki tavır, yokluktaki sabır. Sabrını nasıl bağlayacağız? Oradaki görüşün dedi mesela. Sorun cevabını verdim zaten. İçinde de kimisi hak etti, kimisi hak etmedi. Evet. Hak etmeyenler Nisa 75. Hocam çocuklar ne kabahati var yaşlılar? Bunda Kur'an'da cevabı var. Ha, yaşlılar çok rahmet bu Nisa etti. 75'te var. Bunda evet. cevabı var. Evet. Bakara 155'te bu sorunun cevabı var. Ben Kur'an'da her soruya cevap görebiliyorum. Aklını temizlersen, kalbini temizlersen, basiretini açarsan, yamuk bakmazsan, objektif bakarsan, şucu, devletçi, PKK'cı, IŞİD, tarikacı, cemaatçi, olmazsan, kandırmazsan, Allah sana bu basiyeti açar, hiç Arapça bilmeden de okuyabilirsin. Nisa 75'te, Bakara 155'te bu sorunun cevabı var. Ben çoktan beri ben bu sorunun cevabını da verdim. Eski vaazlarımda var, siz bunları bile harmanlayarak soru sordunuz. Ben bunu, evet. bu sorunun bütün sorulara cevap vermişim. Bir örnek vereyim. Koronavirüs olmasaydı, karaborsa, cilat, tefeci ortaya çıkmayacaktı. Yoksulluk, fakirlik, imtihanı olmayacaktı. Malla, koronavirüsle malla, malla bizi yani imtihan içinde imtihan var. Sınanıyoruz. Bugün küreselcilerin amacı insana aptallaşmak değil mi? Evet. Mind kontrolü, zihin kontrolü. Evet. Ha bugün ha Firavun da aynısını yaptı. Bugünkü zamana güncellenen Firavun var. Değişmiş oldu. Bak işte aynıdır ha. Kişiler değişiktir. Evet. Kişiler değişik. Bak güncellendi. Kimisine koronavirüs rahmet olur. Evet. Kimisine gazap olur. Kimisinin günahını döker. Evet. Kimisinin derecesi yükseltir. Evet. Kimisini zengin eder, kimisini evet. fakir eder. İmtihan için imtihan. Aynen öyle. Kontrol Allah'ın elindedir. Evet. Allah onlara da verecek, bunlara evet. da verecek. Oyun da deneyecek. Şimdi sıra sizde. Evet. O şekilde işini güzel şekilde yapıyor. Kimisi şehit oldu koronavirüsten. Kimi fakir oldu. Evet. Kimi zengin oldu. Kimi evet. belasını buldu. Evet. Kimi hidayete erdi. Bizim aciliyetimizi ortaya gösterdi. Doğru. Bize kıyamet, herkes birbirinden koptu. Bize kıyametin sahnesini ortaya gösterdi. Bizi içeri kapattı. İçeri kapatırken biz özgürlüğün de kıymeti imtihan içine imtihan, imtihan içine evet, imtihan evet, içine evet. imtihan. Herkesin imtihanı farklı oldu bu sefer. Evet. Allah da hiçbir konuda kaldırmaca yükü yüklemez. Baka 286. Yani anlamayacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Selamete yani biraz böyle farklı bir muhabbet yapmak sevdim. Teşekkür çünkü ederim. Çünkü ilgin için, alakan için bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Selamete kalmış. Sayende seni yakında tanıma imkanım oldu. Bizim için önce iman, sonra can, sonra mal. İman giderse canın, can da giderse malın kıymeti yok. Şimdiki toplum genelde ne olmuş? Önce mal, sonra can, sonra iman. Dünyayı dünya eden insandır, insanın insanın içindeki imandır. İmanı çıkardığın zaman bir kıymeti yok. Dedi istersek Kur'an yeter, ibret almak istersek ölüm, meşgul olmak istersek ibadet, zengin olmak istersek kanaat bize yeter. Bunlar da bize yetmezler isek bizim için de cehennem yeter. Selamete kalınız, hayırlı günler. Allah razı olsun. Hecmain teşekkür ederiz, eyvallah. Sevgili dostlar, sizlere bugün farklı bir video yapmaya çalıştım. Ramazan önce şehir dışında özellikle bana diyorlar ki bir gün bir video çek bu şekilde. Biz de Ramazan önce bu şekilde bir video çekmeye çalıştık. Amacım iş görmeyenler, iş kendisini tanıma imkanı olmayan insanlara böyle bir şekilde video çekmekti, kendisini tanıtmaktı. Güzel bilgiler verdi. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa gelmişseniz abone olup bildirim zili açabilirsiniz. Başka güzel videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.